En çok sorulardan sorulan soru da rüyada gonca yaprağı, yonca yonca. Şu var ya, bu kurumuşu var bende. Ama bunun yaş olduğunu görüyorsunuz. Ya bu kurumuşu var. Şöyle göstereyim. Ama siz bunun yaş şeklinde gonca yaprağı gördüğünüz gözüküyor. Şanstır, berekettir. Ama mesela nasıl gördünüz? İki yapraklı gonca yaprağı gördüyseniz yarım kalın. Bazı süreçlerinizin iki rakamıyla çözümleneceği. Mesela bu rüyayı ayın ikinci ayda gördünüz. 2 ay sonra işinizdeki aksilik problemlerin çözüleceği. Üç yapraklı görüyorsanız çözülmüş birçok şeyin tapu, evrak, iş ve evlilik kapınızla alakalı yine eksik noktaları temsil etti. Ve iftiraya uğrarken yine şans kapılarınızın sizin yanınızda. İşten çıkartılacaksınız mesela. Üç gonca yaprağı gördünüz. İşiniz size gerçekten geri verecek. Sevgiliniz sizi terk ettiyse ve üç gonca yaprağı gördüyseniz geri gelecek. Mesela anne, kardeş, yakın çevreyle kırgınlık ve alacak verecek mevzusu varsa üç yaprak sizin bereketli ve kazançlı olacağınızı gösterir. Eğer dört yaprak gördüyseniz şans kapınızın aniden batmış bile olsanız, milli piyango, şans, dışarıdan gelecek ekstra destek, ailenize gelecek sürpriz miraslar söz konusu olabilir. Mesela ben beş yaprak gonca yaprağı gördüm geçenlerde rüyamda gerçekten. Gerçekte dört tane yaprak buldum kendi balkonumda ama beş tane gördüm. Yani güzel bir sevinçli haber, olumlu bir süreç. Hatta kendimi daha başarılı, daha umutlu ve daha keyifli hissettim. Genelde 5 gonca yaprağı çıkmaz noktaların hepsi size açılacak. Büyük bir zenginliği ve hiç olmadık paralar hanenize. Düşünsenize topraktan hazine bulmak gibi bereketleneceğinizi gözüküyor. Mutlaka 5 yaprak görenler, yani ne olursa olsun gonca yaprağı görenler, 2 rekat şükür namazı ve arkasından bir tane Yasin okumalı ve enerjiyi komple kendinize çekmeniz lazım. Mutlu kalın, hoşça kalın.